Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cimrilik ve açgözlülükten sakınmak. Sizden her kimde malını başkalar için harcamayıp, cimrilik eder ve kendi kendine yeterli olduğunu zannedip, Allah'a ibadet ve sığınma ihtiyacı duymazsa, kelime-i tevhidi, cenneti ve İslam dinini yalanlarsa, ona da güçlük, zorluk ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştıracağız. Ve o kimse, kabir çukuruna veya cehennem çukuruna düştüğünde, malı ona bir fayda sağlamayacaktır. Leyl Suresi, Ayet 8 ve 11. Kim nefsinin açgözlülüğünden, hırsından ve cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erip umduğuna nail olanlardır. Tevabun Suresi, Ayet 16. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm, sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik, sizden önce yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal görmeye yöneltmiştir. Başkalarını kendine tercih etmek. Ve kendilerini yoksulluk içinde bulunsalar bile, diğerlerini kendilerine tercih ederler. Haşr Suresi, Ayet 9. Allah'a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini yoksula, yetime ve tutsağa verirler. Onları doyururlar. İnsan Suresi, Ayet 8. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ben açım dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir buyurdu. Ensardan birisi, ya Resulallah, ben misafir ederim dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla dedi. Başka bir rivayette ise, evde yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var dedi. Ensari, öyleyse çocukları bir şeyle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu. Yani her Müslüman yoksul ve fakire sahip çıkmalı. İmkanı el vermiyorsa başkalarından yardım istemelidir. Misafiri kendilerine tercih etmek de büyük bir olgunluktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişinin yiyeceği üç kişiye, üç kişinin yiyeceği de dört kişiye yeter. Başka bir rivayette ise, bir kişinin yiyeceği iki kişiye,
İki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Yani yiyenlerin sayısı arttıkça yemeğin de bereketi artar. Ayrı ayrı kaplardan yiyince insanlar doymuyorlar. Kaplarını birleştirince hem doyuyor hem de bereket görüyorlar. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Günün birinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam çıka geldi. Bir şeyler umarcasına sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin. Fazla azığı olanlar olmayanlara versin. Bu konuşmasında her cinsten malı saydı. İşte o zaman hiçbir Müslümanın ihtiyacından fazla bir şeyi bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık. Yani yolculukta yol arkadaşları birbirine yardım edip kullanmalıdır. Bu kimse kendisi veya devesinin açlıktan halsiz düştüğünü anlaşılan veya tüm eşyasını tek deveye yüklediği için binit bulamadığından yorulmuş olan bir kimse de olabilir. Bu durumu anlayan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve merhametinden dolayı Müslümanlardan yardım etmeler istemiş ve İslam kardeşliği böylesine cömertlik istediği için o bedevinin de işi görülmüş olur. Sehl İbn Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir kadın dokuduğu bir kumaşı getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak verdi ve bunu giyesiniz diye kendi ellerimle dokudum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp belden aşağısına giyerek yanımıza geldi. Ashabtan biri ne güzel kumaşmış bunu bana ver de giyeyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Ashab-ı kiram o sahabeye hiç de iyi yapmadın. Resulullah'ın ona ihtiyacı olduğu için giyinmişti. Üstelik sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile o kumaşı istedin dediler. O sahabi de şunları söyledi. Vallahi ben o kumaşı giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim. Sehil der ki, o kumaş sonunda o kimsenin kefeni oldu. Yani hediye, hediye edilebilir. Bunu da bu hadisten öğrenmiş oluyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eş'ariler herhangi bir savaşta erzakları bitince veya Medine'deki ailelerinin yiyecekleri azaldığı zaman hepsi yanlarında bulunan yiyeceği ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra toplananı aralarında bir kap içinde ölçerek eşit bir şekilde paylaşırlardı. İşte bu yüzden Eş'ariler bendendir, ben de Eş'arilerdenim. Ahirete yarışırcasına hazırlanmak. Öyleyse değerli şeylere ulaşmak için can atanlar, yarışanlar bunca nimetlerin bulunduğu cennete girmek için yarışsınlar. Mutaffifin suresi ayet 26. Sehl İbn Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içecek bir şeyler getirildi. O da içti. Bu sırada sağında bir çocuk, solunda ise ihtiyarlar bulunuyordu. Resulullah çocuğa dönerek, bu bardaktakini yaşlılarına verebilir miyim diye sordu. Çocuk, hayır vallahi olmaz ya Resulallah. Senden kazanacağım hayrı kimseye bağışlayamam dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çocuğa verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu.
Bir gün Eyüp peygamber çıplak olarak yıkanırken üzerine altın çekirgeler düşmeye başladı. Eyüp da onları toplayıp elbisesine doldurmaya başladı. Bunun üzerine Allah ona şöyle seslendi. Ya Eyüp, ben seni bu gördüklerine dönüp bakmayacak kadar zengin kılmadım mı? Eyüp da, evet, izzetine yemin ederim ki beni çok zengin kıldın. Ancak senin verdiğin bereketine asla doyamam dedi. Uzun yıllar boyu hem malıyla hem de bedeniyle imtihan olunan ve her ikisi de elinden alınan Eyüp peygambere bu uzun süren sabrından sonra Allah hem sağlığını hem de servetini fazlasıyla geri verdi. İşte bu çekirgeler bu imtihanı başarıyla bitirdikten sonra meydana gelmiştir. Şükreden zenginin fazileti. Sizden her kim başkaları için harcar ve yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa ve o en güzel kelimeyi yani kelime-i tevhidi tasdik eder ve doğrularsa artık ona en kolay yolu kolaylaştırıp o yolda başarılı kılacağız. Leyl suresi ayet 5-7. Yolunu gerektiği biçimde Allah ve kitabıyla bulmaya çalışanlar o cehennem ateşinden uzak kılacaklardır. Onlar ki mallarını ve öz benliklerini arındırmak için başkalarına harcarlar. Böyleleri iyiliğine karşı hiçbir kimseden karşılık beklemez. Verdiğini sadece Yüce Rabbinin rızasına ermek için verir. İşte böyleleri de zamanı geldiğinde Allah'ın vereceği nimet ve ikramlara razı olacaklardır. Veya Rabbi de onlardan razı olacaktır. Leyl suresi ayet 18-21. Yardımları açıktan yapmanız iyidir, güzeldir. Ama muhtaç kimseye gizlice vermeniz sizin için daha hayırlı olur. Böylelikle Allah o sadaka ile günahlarınızdan bir kısmını örter. Allah yapmakta olduklarınızdan haber olandır. Bakara suresi ayet 271. Size gelince ey müminler, sevdiğiniz şeylerden Allah rızası için başkalarını harcamadıkça gerçek erdemliliğe ve hayra ulaşamazsınız. Ve ne harcamışsanız Allah mutlaka onu bilir. Ali İmran suresi ayet 92. İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir. Onlar gibi olmak istenilebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir. Ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse. İkincisi, kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse. İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yalnız şu iki kimseye imrenilir ve onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri Allah'ın kendisine verdiği Kur'an ile gece ve gündüz meşgul olan kimse. Diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz harcayan kimse. Hadisteki gıpta yani hayır işleyen, iyilikler yapan bir kimsenin elindeki nimetin yok olmasını düşünmeden öyle bir imkana sahip olmayı arzu etmek demektir. Allah bunu yasaklamamış ve hele hele böyle hayırlı işlerde teşvik bile etmiştir. Sahip olduğu nimetleri
yerli yerince kullanıp sevap kazanan kimseler gibi olmak istenilebilir. İlmin şükrü, bildiğini yaşayıp başkalarına öğretmektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Muhacirlerin fakirleri bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, varlık sahibi Müslümanlar cennetin yüksek derecelerini ve ebedi nimetlerini kazandılar gittiler dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayrola onlar ne yaptılar ki diye sordu. Fakir mücahiller de, bizim kıldığımız gibi onlar da namaz kılıyorlar. Bizim gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onlar sadaka veriyorlar. Biz veremiyoruz. Onlar köleleri hürriyetine kavuşturuyorlar. Biz bunu da yapamıyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara, size bir şey öğreteyim ki bu sayede sizden önde gidenlere yetişirsiniz. Hatta ileri de geçersiniz. Sizden sonra sizin yaptıklarınız gibi yapmadıkça kimse sizden üstün olamaz buyurdu. Onlar da evet söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her farz namazın arkasında 33 sefer Subhanallah, 33 sefer Elhamdülillah, 33 sefer Allahu Ekber dersiniz. Birkaç gün sonra fakir muhacirler tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, zengin kardeşlerimiz de bizim yaptığımız tesbihleri duymuşlar. Aynısını onlar da yapıyorlar deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ne yapalım? Artık bu Allah'ın bir lütfu ve keremidir. Allah lütfunu dilediğine verir. Yani her Müslüman yapabildiği ibadetlerle yetinmemeli. Daha fazla ibadet ve taat etmek için gayret etmeli ve bu uğurda her yola başvurmalıdır. Ölümü devamlı hatırlamak ve nefsin arzularını dizginlemek. Bu bölümdeki 6 ayet ve 7 hadisten her canın mutlaka ölümü tadacağını, bu dünya hayatının aldatıcı olduğunu, hiçbir kimsenin yarın ne kazanacağını ve nerede öleceğini bilmediğini, ecel gelince ne bir saat ileri ne de bir saat geri kalınacağını, mallar ve çocukların bizi Allah'ın yolundan alıkoymaması için çalışmamız gerektiğini, ölüm gelmezden önce Allah'ın verdiği rızıktan harcamamız gerektiğini, kafir ve müşriklerin ahirette ne durumlara düşeceklerini, müminlerin Allah'ı hatırlayarak kalplerinin yumuşaması gerektiğini, dünyada garip gibi veya yolcu gibi olunacağını, vasiyete değer bir şeyi bulunanın mutlaka vasiyet etmesi gerektiğini, insanların arzu ve isteklerini ecelin daima kestiğini, 7 şey gelip çatmadan hayırlı işler yapılması gerektiğini, lezzetleri kesen ölümü hatırlamak gerektiğini, ölüm gelmezden evvel hayırlı amellere ağırlık vermek gerektiğini öğreneceğiz inşallah. Her can ölümü tadacaktır. Böylece kıyamet günü yapıp ettiklerinizin karşılığı size tam olarak ödenecektir. Orada ateşten uzaklaştırılıp cennete sokulacak olanlar gerçek kurtuluşa ermişlerdir. Zira bu dünya hayatına düşkünlük aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Ali İmran Suresi Ayet 185. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını, sevgi mi, nefret mi, günah mı, sevap mı, kar mı, zarar mı bilemez. Yine hiçbir kimse hangi toprak parçasında ve nasıl öleceğini de asla bilemez. Lokman Suresi Ayet 34.
O insanların dünyadaki yaşama süreleri dolduğu zaman bu sonlarını bir an olsun ne geciktirebilirler ne de öne alabilirler. Nahl Suresi ayet 61. Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı anmaktan meşgul edip alıkoymasın. Kim böyle yaparsa, yani dünya ve şeytan kimi Allah'a ibadet ve itaatten alıkorsa, ziyana uğrayanlar onlardır. Birinize ölüm gelip de, Rabbim ne olur beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de, sadaka verip iyilerden olsaydım demesinden önce, size verdiğimiz rızıktan hemen şimdi onun yolunda harcayın. Ama ölüm vakti geldiği zaman, hiçbir kimseye mühlet tanımaz. Allah tüm yaptıklarınızı tam olarak bilir. Münafıkun Suresi ayet 9-11. Ölümden sonraki hayata inanmamakta diretip kendi kendilerini aldatanlardan herhangi birisine ölüm gelip çatınca, "Ey Rabbim, beni hayata geri döndür ki, terk ettiğim dünyada belki yararlı bir iş yaparım." Hayır, bu onun söylediği boş ve anlamsız bir sözden ibarettir. Çünkü dünyayı terk etmiş olanların ardında, yeniden diriltecekler güne kadar aşılması imkansız bir engel vardır. Ve kıyamet günü sura üfürüldüğü zaman, ne aralarındaki kan bağları işe yarayacaktır, ne de birbirlerine olup biten, hakkında soru sorabilecekleri bir iş vardır. Ve o gün, iyi eylem ve davranışları, tartıda ağır gelen kimseler, işte kurtuluşa erişecek olanlar bunlardır. Ve kimin de iyilikleri hafif gelirse, cehennemde ebedi kalmak üzere, kendi kendilerine yazık edenler de bunlardır. Ateş onların yüzlerini yalayarak yakar da, ateşin içinde yüz etleri sıyrılmış olarak, sırıtan dişleriyle kalıverirler. Ve Allah onlara, "Siz değil miydiniz? Size ayetlerim okunurken onları yalanlayanlar" der. Mü'minun Suresi ayet 95-105. Allah, inkarcılara, "Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?" diye sorar. Onlar da, "Orada bir gün veya bir günden daha az." Bunu, zamanı sayanlara ve bilenlere sor diyecekler. Bunun üzerine Allah, "Orada sadece az bir süre kaldınız. Keşke bunu bir bilseydiniz. Dünyaya sarılıp kalmazdınız. Sizi boşuna yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?" Mü'minun Suresi ayet 112-115. İnananlar için hala vakit gelmedi mi ki Allah'ın zikrine ve inen Kur'an'a karşı saygı duyup yumuşasın ve bundan önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmekle kalpleri katılaşmış, çoğu da yoldan çıkmış gibi kimseler gibi olmasınlar. Hadid Suresi ayet 16. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumdan tutarak şöyle buyurdu: "Dünyada bir garip gibi, hatta bir yolcu gibi yaşa." İbn Ömer şöyle derdi: "Akşama ulaştığında sabahı bekleme. Sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sağlıklı günlerinde hastalanacağın vakit için, hayatın boyunca da öleceğin zaman için tedbir al." İbn Ömer radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Vasiyet etmeye değer bir malı bulunan kimsenin, vasiyeti yanında yazılı olmadan iki gece geçirmesi doğru değildir. Başka bir rivayette ise, bu gecenin üç gece geçirmesi olduğu şeklindedir. İbn Ömer radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, bu sözü duyduğumdan beri yanımda vasiyetim olmadan bir gece bile geçirmedim. Yani herkesin sıkıntı ve problemi değişiklik olduğu için vasiyetname de değişik olabilir. Önemlileri Allah'a ait borçlardan namaz, oruç, zekat, hac gibi borçlar varsa onları kaydetmek, insanlara olan borç, alacak, emanet vesaire varsa onları zikretmek ve malının üçte birini aşmamak üzere nereye sarf edileceğini de kaydetmek ve ölüme hazırlıklı şekilde yaşamaktır. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir takım çizgiler çizdi. Sonra da çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Bunlar insanın istek ve arzuları. Şu da onun ecelidir. Bu vaziyette yaşayıp giderken bir de bakar ki en yakın çizgi olan ölüm karşısına çıkıvermiş. İbn Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yere bir dörtgen çizdi. Dörtgenin ortasına onu bir kenarından keserek dışarı çıkan bir çizgi çekti. Ortadaki bu çizginin iki tarafına da bir takım küçük çizgiler çizdi. Ve çizgileri göstererek şöyle buyurdu. Şu kalın siyah çizgi insandır. Şu çift çizgiler ise onu her yandan kuşatmış olan eceli ölümüdür. Dörtgeni keserek dışarı çıkan siyah çizgi ise insanın arzu ve hevesleridir. Ortadaki küçük çizgiler ise dert ve ızdıraplardır. İnsan bu dertlerin birinden kurtulsa, öteki gelip çarpar. Birinden kurtulsa, bir diğeri gelip yakalar. Bunlardan hiçbiri insanı rahatsız etmezse, ecel mutlaka gelip yakalar. Yani, rüya gibi gelip geçecek olan bu dünyada, kader çizgimizin önüne geçemeyecek her can gibi, biz de ölümü tadacaksak, vücudumuz ve tüm imkanlarımızı ahireti kazanacak işlerde harcamalıyız. Gerisi boş ve yaldızlı bir eğlenceden ibarettir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yedi şey gelip çatmadan hayırlı ameller yapmaya bakın. Yoksa siz İyi ameller işlemek için her şeyi unuttan fakirliği mi, azdıran zenginliği mi, insanın aklını ve bedenini bozan hastalığı mı, bunaklaştıran ihtiyarlığı mı, ansızın ve süratli gelen ölümü mü, yoksa beklenen şeylerin en kötüsü deccali mi, yoksa bunların hepsinden çok daha zor ve acı olan kıyameti mi bekliyorsunuz? Kıyametin bekliyorsunuz da hala hayırlı ameller yapmıyorsunuz. Yani dünya imtihan yeridir. Daima imtihan oluyoruz. Bu sebeple inandık demekle iş bitmiyor. Bu hadiste bize 7 tane sıkıntının geleceği işaret edilmektedir. Bunlar insanı her türlü gaflete düşürebilecek fakirlik ve azdırma hususiyeti olan zenginlik olabilir. Ümitsiz ve halsiz bırakan hastalıkla bunaklaştıran, ihtiyarlıkla dengeyi bozan iki imtihan sebebidir. Ölüm, deccal ve kıyametin ne kadar dehşetli olduğu açıktır. Bu sebeple bu dünyanın geçici şeyleriyle oyalanıp gaflete düşmekten uzak kalmalıdır. Bunun için sıhhat ve tüm imkanlarımızı ahirette bizi cenneti kazandıracak işlere harcamalıyız. Değilse ömür çok çabuk geçip gidiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zevkleri
ve ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız. Yani geleceğe ait hayatında nice planlar kuranlar fakat beceremeden ölüp gidenler pek çoktur. Bu sebeple ölümü hatırlayıp ölümden sonrası için hazırlık yapan zeki insanlardan olmalıyız. Übey bin Ka'b radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin üçte biri geçince kalktı ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah'ı hatırınızdan çıkarmayın. Çok anın. Birinci sura üfleme zamanı hemen hemen geldi çattı. Arkasından ikincisi de gelecek. Bunun üzerine ben, ey Allah'ın Resulü! Ben sana çok salavat getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmalıyım diye sordum. Dilediğin kadar buyurdu. Dualarımın dörtte birini salavata ayırsam uygun olur mu diye sordu. Dilediğin kadarını ayır. Ama fazla zaman ayırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse duamın yarısını salavat-ı şerife ayırayım mı dedim. Dilediğin kadar yap. Ama fazlalaştırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Ben yine yaptığım duaların üçte ikisine salavat getirsem yeter mi diye sordum. Dilediğin kadar. Ama artırırsan senin için hayırlı olur buyurdu. Öyleyse ben de duamın hepsini senin için yaparım deyince, o zaman Allah senin bütün sıkıntılarını giderir. Dünya ve ahiret işlerinde sana kafidir ve bütün günahlarını da bağışlar buyurdu. Kabir ziyareti ve bu ziyarette ne denileceği. Bureyde radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kabirleri ziyaret etmenizi yasaklamıştım. Artık şimdi ziyaret edebilirsiniz. Başka bir rivayette ise kabirleri ziyaret etmek isteyen ziyaret etsin şeklindedir. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe'nin yanında kaldığı gecelerin sonuna doğru Baki mezarlığına giderek şöyle derdi. Selam size ey müminler diyarı. Yarın için başınıza geleceği söylenen şey yani ölümle karşılaştınız. İnşallah biz de yakında aranıza katılacağız. Allah'ım Bakül Gargat mezarlığında yatanları bağışla. Bureyde radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size bu kabirde yatan müminler ve Müslümanlar. İnşallah biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim. İbn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bazı kabirlere uğrardı ve onlara dönerek şöyle buyururdu. Ey bu kabirlerde yatanlar, size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz. Yani İslam'ın ilk yıllarında kabir ziyareti cahiliye dönemi adetlerinden dolayı yasaklanmıştı. Sonradan bu durum ortadan kalkınca serbest bırakıldı. Kabir ziyaretinden maksat ölümü hatırlamaktır. Başka bir maksadı yoktur. Dünyaya bağlanıp kalan ve katılaşan kalplerimiz belki yumuşar diye kabirler ziyaret edilir ve oraya kadar gidilmişken onlara da selam verilip tavsiye edilen dualar yapılır. Başka dualar ve merasimlerin sonradan çıktığı, peygamber ve ashabı ve ondan sonraki asırların insanlarının bu dualardan başka dua ve merasim yaptıkları bizlere nakledilmemiştir. Kendi kafamızdan bazı şeyler yapmak yerine veya atalarımızın yapa geldiklerini yapmak yerine, sünnette tarif edilen modeli yapıp hem sevap kazanmalıyız hem de peygamberimizi
memnun etmeliyiz. Bir sürü bid'at ve hurafelerle dinimizi bozmamalıyız. Başa gelenlerden dolayı ölümü istemenin doğru olmadı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilik yapar. Değişik bir rivayette ise hiçbiriniz ölümü istemeyin. Ölüm kendiliğinden gelmeden önce öleyim diye dua etmesin. İnsan ölünce ameli kesilmiş olur. Gerçek şu ki mümine ömrünün uzun oluşu, hayatta kalması iyiliklerini çoğaltır. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Başa gelen bir sıkıntı sebebiyle hiçbiriniz ölmeyi istemesin. Eğer ölümü istemek zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, yaşamak benim için hayırlıysa bana hayat ver. Ölmek benim için hayırlı olduğu zaman canımı al. Ebu Hazım radıyallahu anh şöyle demiştir. Habbab İbnül Eret'i hasta olduğu için ziyaretine gittik. Vücudu 7 yerden şifa için dağlanmıştı. Bize şöyle dedi. Eski dostlarımız dünyaya kapılmadan göçüp gittiler. Dünyalık onların sevaplarını eksiltmedi. Biz ise o kadar çok mala sahip olduk ki koyacak yer bulamayıp inşaat ve bina olarak toprağa gömdük. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizi ölümü istemekten yasaklamış olmasaydı ölümüm için dua edecektim. Başka bir zaman Habbab'ın yanına gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi. Müslüman şu toprağı harcadığından başka harcadığı her şeyden ecir alır, sevap kazanır. Pek çok hadis kitaplarına geçen bu ve buna benzer hadislerden infak edilen yani her türlü harcamadan dolayı kişi sevap kazanır. Ama bina yapmak, toprağı parayı gömmek böyle değildir denmektedir. Ama zaruri olan müstesna, onun dışındakiler kişiye günah kazandırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dağlanma insana fazla ızdırap verdiği için bu can yakıcı tedaviyi sevmediğini belirterek yasaklamıştır. Ve mecbur kalmadıkça da bu yöntemle tedaviye başvurulmamasını istemiştir. Rabbim cümlemizi okuyup anlayan, anladığını yaşayan, yaşadığını anlatan kullarını eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.